HDP beni çağırarak işkence görenlerle, özellikle KHK ile mağdur olanlara yanında olduklarını ve beni milletvekili listesinde görmek istediklerini söylediler. Ben de bunu kabul ettim. Aday olmaya karar verdim. Şundan dolayı aday olmaya karar verdim. Ülkede 7 Haziran'dan bu yana büyük bir katliam ve baskı ortamı oluştu. Ayrıca OHAL ve KHK'lerle insanlar işinden ekmeğinden edildi. HDP üyesi ve yöneticisi binlerce insan tutuklandı. HDP kapatılma durumuna getirildi. Yani amaç burada HDP'nin baraj altında bırakılması ve tek adam diktatörlüğüne geçişin kolaylaştırılmasıydı. Ben 10 Ekim katliamını arkasındakilerine tepki olması için, aynı zamanda insanların evini yıkıp duvarına kurduğum dişine kan değdi yazanların karşısında yer alabilmek için ve ülkede genel anlamda demokrasi ve özgürlükleri savunabilmek için HDP'de yer almayı tercih ettim. Ayrıca bir KHK mağduru olmak ve ona karşı mücadele eden birisi olarak HDP'de olmalıydım. Engellilerin sesi olabilmek açısından orada olmalıydım. Genel anlamda insan hakları ve özgürlükleri savunmak açısından HDP'nin doğru adresi olacağını düşündüm. Ayrıca bütün ezilen halkların yanında, yani Kürtlerin, Alevilerin, bu ülkede yaşayan bütün etnik ve mezhepsel ayrılık yaşayan, daha doğrusu aşağılanma yaşayan, bunun için karşı mücadele veren insanların yanında olmak gerekiyordu. HDP doğru adresti, ben de orada yerimi aldım. Peki milletvekili seçilirseniz ilk yapmak istediğiniz iş nedir? Geleneksel bir milletvekili olmayı planlamıyorum eğer böyle bir şey olursa. Çünkü neticede sokaklardan geldim, sokak mücadelesiyle geldim bugünlere. Bugünlerden sonra da sokakla meclisi birleştirecek, en azından meclisi bir kürsü olarak kullanan ama sokaktaki grevleri, direnişleri destekleyen bir yerde olacağım. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın dediği bir şey var. O halden istifade ederek grevleri yasaklıyoruz demişti patronlara. Ben de TBMM'den istifade ederek bütün grevlere destek vereceğim, bütün eylemlere destek vereceğim. Yapacağım ilk işte herhalde bir grevi, bir direnişi ziyaret etmek olacaktır. Benim meclisten anladığım şey koltukta oturmak değil, sokakta mücadele etmektir. HDP'den aday adayı olduğunuzla ilgili sosyal medyada yoğun tartışmalar yaşandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyal medyadan büyük oranda olumlu tepkiler aldım. Çok iyi tepkiler aldım. Hatta çeşitli sosyal demokrat CHP tabanından bir tepki geleceğini düşünmüştüm. Onlar da mutlu olduklarını söylediler. Hatta birçoğu senin yüzünden HDP'ye oy vermek zorunda kalacağız dediler. Bu HDP'nin barajı aşması ve genel olarak umut olması açısından önemliydi. Birkaç eleştiri de geldi tabii ki ama yani eleştirilerde çok uç eleştiriler görmedim ben. Yani neticede insanlar fikirlerini beyan ettiler. Onları da kaydettim. Niye eleştirdiklerini de kaydettim. Mutlaka olumlu ya da olumsuz anlamda direnen insanların ve genel olarak bana sesini duyurmak isteyen insanların fikirlerini önemsiyorum. Mutlaka bunu kale alacağım, mutlaka ciddiye alacağım ve uygulamaya çalışacağım. Sağlık durumum genel anlamda hayatımı etkileyen bir şey yaşamıyorum şu anda ama sırtımdaki izler duruyor, omzumdaki kırık duruyor, işte dizimdeki o aldığım darbelerden dolayı hasar duruyor, ayak bileğimde öyle, yine diğer omzumda öyle. Hayatımın birçok da sorunları yaşıyorum, akciğer problemi yaşıyorum o gazdan dolayı, saç dökülmesi yaşıyorum aşırı gazla maruz kalmaktan dolayı. Ama bunlar geçici şeyler, kalıcı da olabilir, önemli değil. Yükselde direnmiş olmak, bir şekilde işini, ekmeğini savunuyor olmak önemliydi. Orada bulundum. Şimdi arkadaşlar orada devam ediyorlar. Ben aşık grevin bitimiyle birlikte bu direnişe son vermiştim. Çeşitli alanlarda farklı bir biçimde mücadelemi sürdürdüğümü düşünüyorum. Seçmenlere mesajım seçmen olmayı tercih etmemeleri,
aktivist olmaları gerekir. Çünkü biz 16 Nisan 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım'da da gördük ki seçmen olmak yetmiyor, oy verdim içim rahatladı demek yetmiyor ya da birkaç kişiye güvenmek de yetmiyor. O sandıkları koruyacak, sokaklara sahip çıkacak bir aktivite içerisinde olmak gerekiyor. Hak hukuk mücadelesi örgütlenmekle olabilen bir şeydir. Dünyada bakıyoruz nerede bir sendikalı işçi sayısı çoksa, örgütlü insan sayısı çoksa o ülkede demokrasi var. Bu ülkede de insanlar seçmen olma kimliğinden öteye geçerek örgütlü olmayı ve genel anlamda da yapılacak saldırılara ve haksızlıklara karşı da sokakta cevap verebilmeyi başarabilmeliler. Hep beraber bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Yani meclis her şey değildir, sadece bir şeydir. Her şey olan hayatın kendisidir. Hayatın her alanında hayatı örgütlemek gerekir. Hayatın karşısında sadece pasif bir biçimde ben sandığa oyumu veririm sonra veli benim adıma kavga etsin, dövüşsün demek olmaz. Çünkü kişilere irademizi teslim edeceksek tek kişiye ya da birkaç kişiye o zaman Tayyip'e teslim ederdik. Böyle bir şeyi asla biz kabul etmiyoruz. İnsanlar zaman içerisinde değişebilir, zalimleşebilir, konumları değişebilir. Ama değişmeyen tek şey örgütlülüktür. O örgütlülükler değişen insanları gerektiğinde değiştirmeyi bilirler. Ben kimlik olarak kendimi şöyle tanımlamak istiyorum eksik bıraktığım yönlerden. Yani cezaevinde bir Ostim işçisiydim. İşçi olarak tutuklandım. Cezaevine konuldum. Cezaevinde zulüm gördüm. Kolumu kaybettim. Sonrasında işte beraat ettikten sonra işe girdim. Sınavla işimden KHK ile ihraç edildim. Yani hayatımda hep şunların problemini yaşadım. İşçi olmaktan dolayı baskı gördüm. Muhalif olmaktan dolayı, sosyalist olmaktan dolayı baskı gördüm. Alevi kimliğimden dolayı baskı gördüm. Bu anlamda bu kimliklerin hepsinin toplamı bana bir şeyler kattı ve bu kimliklerle varım. Hiçbirini inkar etmiyorum. Hepsini içimde barındırarak mücadelemi sürdürüyorum. O yüzden sosyalistlerden, emekçilerden, Alevilerden, bütün çevrelerden destek bekliyorum. Bu desteği de şahsen değil, yani toplumsal mücadelenin geliştirmesi anlamında destek bekliyorum. Çünkü biz eğer haklarımıza sahip çıkacaksak, eğer Türkiye güzel bir ülke olacaksa ve özgürlüklerimize kavuşacaksak bu bizim ortak mücadelemizde olacak ve hep birlikte dayanışmayla olacak. Tabii ki ayrılıklarımız, farklı düşündüğümüz şeyler olacaktır ama biz o ayrılıklarımızda bir renk olmasını sağlayabiliriz ve mutlaka bu faşizme karşı, bu baskı ortamına karşı özgürlüklerimizin geliştiği bir